Ahmet Hocam, biraz önceki konuyu konuşurken fark ettim, böyle şiştiniz, bunaldınız, boğuldunuz, bir şey söyleyecektiniz. Dikkat buyurulursa bütün büyücülere gidenlerin her birisi evlilik problemi olan insanlar. Ya. Yani şimdi bilimin ışığından ayrılmasalar, ayetler para karşılığı satılamaz. Ve dikkat buyurunuz ki hiçbir hoca da, gerçek hoca, ayetlere para karşılığı vermez. Dahası ne biliyor musunuz? Bir insan zaten sizin hayatınızdan çekip gidiyorsa oturup şükretmeniz lazım ki sizi daha olumsuz şeylerden de koruyor olabilir. İnsanlar bunu kabul etmiyorlar. O istedikleri kişi illa yanlarında olsun istiyorlar. Büyü hiçbir şeyi değiştirmez. Hiçbir şey. Önce kendilerini değiştirseler, olaylara bakışını, empatik görüşünü, dinlemeyi, anlamayı, bunları değiştirseler her şey değişir. Ali. Efendim ablam. Her evlilik bir kere kurtarılmayı hak ediyor. Evet ablam. Eşin Nazire evi terk etmişti ve terk edip giderken annesinin evine değil, çocuklarla beraber başka birinin yanına gitmişti. Hani bunu söylemek benim için çok acı ama evet, senin bunu kanıksadığını düşünüyorum. Başka birinin evine gitti. Başka birinin evine gitti abla. Bir hataya düştü dedik, affettik, iki tane çocuğumuz var dedik. Ama geriye buradan gittikten sonra meğersem oyunumuş. Ha, buraya gelme sebebini de ben size söyleyeyim. Bekir'in başını yakmamaymış. Bekir'e ceza aldırtmamanın yüzünden gelmiş. Karşı taraf ceza almasın diye gelmiş. Niye ceza alacakmış? Ona kaçtı ya, nikahlı, benden nikahlı olduğundan ona kaçtığından onu da buraya getirip de suç ceza almamasının yüzünden gelmiş. Yok, zina suç değil zaten. Bunu da gayet bu gidenler ahlakçı harekette yani bulunanlar özgürlüklerle ilgili ya da zina suç olmadığı noktasında çok bilinçliler. Sizi de yine bu noktada kandırdığını düşünüyorum ben. Zaten öyle yaptı Hülya ablam. Ama siz kalmayacaktınız. Yani iki tane çocuğum var diye ben ailemi de ayak altına aldım. Aileme de red çektim. İki çocuğum. Annen burada değil mi? Annen senin karşındaki. Evet. Efendim canım. Sakine teyze değil mi? Hoş geldiniz. Ailene sırtını döndün. Evet. Ailen sana şu cümleyi kurdu. Ya Nazire, yani seni terk edip giden ve seni barışsan bile tekrar terk edecek olan Nazire dediler. Ya da biz dediler sana. Sen dedin ki belki o gün için doğru bir davranışta bulundun. Hayır kardeşim, ben yuvamı kurtarmayı seçiyorum dedin. Ailene sırtını döndün. Anne. Buyur canım. Barıştınız mı Ali ile siz? Bugün yanındasın. Barışacaksın, ne edeceksin? Barışacaksın, ne edeceksin? İnsanın evladı. Evet. Nazire ile görüştünüz mü onlar barıştıktan sonra? Nasıldı sizin Nazire ile aranız, gelininizle? Valla ben gidip gelmiyordum. Ben gitsem gelsem hemen bir laf çıkıyordu, bir dövüş oluyordu. Niye? Bilmem. Siz gelininizle ve oğlunuzla onların evinde hiç bulunmadınız mı ev? Hayır, ben buraya hiç kimsenin yanına gitmiyordum ana. Ben gitmek istemiyordum yanına. Niye, gitseniz ne olur oğlunuzun, gelininizin evine? Peki benim oğlum kalk bir çay demle dese, söyleme sahip bahşa bir şey yediriyordu yanıya. Bahşa bir şey yediriyordu. Burada söylenecek bir laf değil. Tamam, söyleme, neyse anlamadım ama yine de Nazire'nin ablası telefon attığında İpek. Nazire ne zaman gitti barıştığınızdan sonra? Nazire'yle biz buradan gittik zaten abla. Perşembe, çarşamba günü müydü? Perşembe günü kavga çıktı. Eniştesinin yaptığı bir hatayla beni suçlayarak, hakaret ederek ve orada karakolluk olduk. Polis geldi. Ve benim yanımda Bekir'i arayıp, Bekir beni kabul ediyorsan ben geri geliyorum. Ağız alınmayacak bir kelime kullandı benden ötürü. Ve oradan sonra araya aileler girdi. Geriye sakinleştirdiler, barıştırdılar. Ertesi gün ben çarşıya babası para vermek için çağırdığında çarşıya gittim. Geri geldim, bu sosyal yardımlaşmadan para istiyorum diyerekten beni kandırarak Bekir'den para istemiş.